Ankara'daki Üçey Devlet Üniversitesi'nin 3 farklı bölümünde 13 sene boyunca okumuş ancak hiçbirini bitirememiş bir insanım ben. Her birisinin enteresan hikayeleri var. Belki başka bir zaman anlatırım o hikayeleri de. Sene 2006. Bekarım o zamanlar. Bir sene önce üniversiteyi bitiremediğim için mecburen uzun dönem olarak yaptığım askerlik görevinden gelmişim ve aile işimize gidip geliyorum. Çok prestijli ve kazancı iyi olan bir iş olmasına rağmen hiç sevmediğim bir iş bu. O yüzden de müteşebbisliğim tuttuğunda o işe ara veriyor, yapmak istediğim şeyleri yapıyordum. Hayatım boyunca hiçbir işim yolunda gitmedi. Hangi işe elimi attıysam ya batırdım ya işler bir şekilde elimden alındı ya da attığım taş ürküttüğüm kurbağaya değmedi. Ama o sene ailemin desteğiyle de olsa bir şekilde Ankara'da yeni bir stüdyo daire almış, içini dayamış döşemiş, bana yetecek kadar para kazanıp mutlu mesut yaşıyordum. Evde pinekleyip durduğum bir akşam telefon çaldı. Açtım. İstanbul'da yaşayan ablam, tek kardeşim. Hüngür hüngür ağlıyordu. Pek alışıldık bir durum değil. Ne oldu dedim. Çok sıkıntıdayım. Sana ihtiyacım var. Buraya gelir misin dedi. Detay vermeyeyim ama hiçbir işi yolunda gitmiyormuş. Olur. Yarın atlar arabaya gelirim dedim. Hayır dedi. Öyle değil. Yanıma taşınmanı istiyorum. Bana destek olman lazım. Dedi. Abla nasıl olur falan dememe fırsat vermeden lamicimi yok. Lütfen sorgulama. Dediğimi yap dedi. Ben de çaresizce tamam dedim. Evi kapattım. Kiraya verdim. Ve bir hafta sonra İstanbul'a taşındım. Gayet iyi bir kariyere sahipti ablam. Ama onun da hayatı ve işleri bir şekilde yolunda gitmiyordu. Mesleğini yapmıyordu. Bir alacağına karşılık olarak hissesini aldığı bir girişimin ortağı olmuş. İşin geleceği olduğunu düşündüğü için ekstra para yatırarak hissesini arttırmıştı. Ancak çok ortaklı firmada yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Benim de az çok anladığım bir konu olduğu için en azından hayatının o kısmında destek olabileceğimi düşünmüş. Beni de işe dahil etmişti. Bu kısmı çok uzatmayayım. Ortakların bir tanesinin mafya olduğunu, şirketin içini boşalttığını fark ettiğimizde bizim için her şey çok geçti. Paramızı ve umutlarımızı bırakarak hisselerimizi devredip üzerine su içerek ortaklıktan ayrıldık. İkimiz de işsiz kaldık ve bunalım dolu bir dönem başladı. İş, aşk, sağlık hiçbir şey yolunda değildi. Kendimizi alkole vermiştik. Evde ağır ve depresif bir ortam vardı. Sabahtan akşama kadar oturup televizyona bakıyor, içki ve sigara tüketip duruyorduk. Ablam arada bir freelance bir iş yapıyor ama devamı gelmiyor. Ben bir takım işlere girip ya kovuluyordum ya da bırakıyordum. Hayatımızı annemizin verdiği maddi destekle ancak idame ettirebiliyorduk. İşin kötüsü, ikimiz de o döngüyü kıracak gücü kendimizde bulamıyorduk. Bir akşam onun bir arkadaşı gelmişti eve. Bira içiyor, muhabbet ediyorduk. Kız birden ablama döndü ve dedi ki, ''Kızım, sende kesin büyü var. Bak bir hoca var bildiğim. Ama öyle böyle değil. Bir gidip görünsene.'' dedi. İkimiz de batıl itikatları olan tipler değiliz. Hele ben deli saçmalığı, cahillik, şarlatanlık olarak görüyorum bu tip şeyleri. Uğur Dündar programları izleyerek yetişmiş nesiliz. Hacı hoca dedin mi? Tüylerimiz diken diken oluyor. Fakat hatun öyle şeyler anlattı ki adam ve yöntemi hakkında ben bile meraklandım. Kız olayı anlatmayı bitirince ben biraz da aşağılayarak sordum hemen. Kaç paraya çözüyormuş büyüğü abimiz? Para almıyor deyince ilk anda bir şaşkınlık yaşasam da bazı talepleri olduğunu söyleyince dikkat kesildim. Adam önce muayene ediyor, sonra da duruma göre isteklerini sıralıyordu. Bu istekler bazen bir eylem oluyor, bazen ibadet, bazen de para verip satın alacak bir şey oluyordu. Dini bir inancım da yoktu aksi gibi. Neye, kime ibadet edeceğimi bilmiyordum. Kafamda sorular vardı. Ama günün sonunda ablam ne kaybederiz ki deyip gitmeyi kabul edince bize hocanın yolları gözüktü. Telefonla randevu aldık.
Adam gelirken kişi başına ikişer tane temiz çarşaf, birer büyük paket tuz alın, öyle gelin dedi. Aldık ve gittik. Anadolu tarafında mütevazi bir muhit. Kapıyı çaldık. Kapıyı sarışın bir kadın açtı. Hoş geldiniz. Ben hocanın eşiyim. Buyurun içeri deyip bizi salona aldı. Kadın makyajlı. Üzerinde bir tişört, bir eşofman var. Bacağına sarılmış. 2-3 yaşlarında bir kız çocuğu. Nasıl bir hoca işi lan bu diye düşünüyorum içimden. Salonda bizden başka 3-4 kişi daha var. Hepsi de seans için gelmiş. Ev, standart bir Türk ailesi evi. Sırasını bekleyenler pek konuşkan. Soru yağmuruna tutuyorlar bizi. İlk defa mı geliyorsunuz? Nereden duydunuz? Sorununuz ne? İçimden küfürler ediyorum. Bir an önce çıkıp gitmek istiyorum ama geldik bir kere. Soruları bir şekilde geçiştiriyoruz. Tam bu sırada hoca salona giriyor. Adamı görünce ben iyice kıllanıyorum. Gayet modern görünüşlü, düzgün konuşan, benden 5-6 yaş büyük görünen, sakalsız bıyıksız, normal giyimli bir adam. Hal hatır soruyor, sonra işlemi yaptığı yere, evin mutfağına geri dönüyor. Neyse çok uzatmayayım. Herkesin işi bitiyor ve çıkıp gidiyorlar. Sıra bize geldi. Önce ben girmek istedim ama o ablamı çağırdı. Ablam çok gergin, her halinden belli. Duraksayarak da olsa adamın peşinden mutfağa giriyor. Ben salonda yalnız kaldım ve ablamı bekliyorum. 15-20 dakika hiç ses seda yok derken içeriden bağırtı çağırtı sesleri geliyor. Arapça dua sesleri, garip inlemeler falan. Ayaklandım hemen yerimden. Dalacağım mutfağa. Aklımda bin bir düşünce var. Çoktan pişman olmuşum geldiğimize. Karısı geliyor salona o anda. Rahat ol. Korkacak bir şey yok. Zaten bitmek üzere diyor kadın. Kadını iterek içeriye girmeye çalışıyorum. Birden koridordan ablamı gördüm. Bembeyaz olmuş. Elinde tepeleme tuzla dolu bir tabak. Ağlayarak ve titreyerek salona giriyor. Tuzların arasından ne olduğunu anlayamadığım bir takım objeler gözüküyor. Gelip koltuğa oturdu ve bana döndü. Aklımı yitireceğim diyordu sessizce. İçeri gir. Her şeyi dikkatle incele dedi fısıldayarak. Ne oldu diyorum. Etkilemek istemiyorum seni. Kendin gör ama çok dikkatle izle diyor. Ve sustu. Kapıdan hoca göründü. Eliyle bana gel diye işaret yaptı. Peşinden mutfağa girdim. Gösterdiği sandalyeye oturdum. O da masanın diğer tarafındaki sandalyeye oturdu ve bir sigara yaktı. Masada 2 adet standart büyüklükte ve kalınlıkta Kur'an-ı Kerim duruyor. Kalbim yerinden fırlayacakmış gibi atarken adam gayet sakin bir şekilde anlatıyor. Ablana, ölümüne büyü yapmışlar. Sende de var ama o kadar ciddi değil senin durumun diyor. Meraklanmayın, çözeceğiz Allah'ın izniyle. Bu sırada dikkatle adamı inceliyorum. Ayakları çıplak, terlik giymemiş, ince kumaştan dikilmiş, gri bir pantolon giyiyor. Dizinin hemen altına kadar kıvrılmış. Üzerinde bir tane tişört var, onu da çıkartıyor. Ve beyaz bir atletle kalıyor. Sıcak bir yaz günü zaten, evde yanıyor. Ellerinde takı ya da yüzük yok. Yerde, beyaz, plastik bir çamaşır leğeni duruyor. Oturduğu yerden bana talimat vermeye başlıyor. Leğeni yerden kaldır. Ve getirdiğin çarşaflardan birini yere ser. Sonra mutfak musluğundan leğeni doldur ve serdiğin çarşafın üzerine koy. Daha sonra diğer çarşafı üzerine ört. Dediklerini yaparken önce zemini kontrol ediyorum. Sonra da suyla doldururken leğeni iyice yokluyorum elimle. Zaten yarı şeffaf bir leğen. İçinde bir şey olsa görmeme ihtimalim yok. İşlemi tamamlıyorum. Ve leğenin yanına dizlerimin üstünde oturmamı istiyor. Yapıyorum. Bu sırada o kare şeklinde kesilmiş. Küçük kağıtlara Arapça bir şeyler yazıyor. Daha sonra da tam karşıma denk gelecek şekilde leğenin diğer tarafına da aynı şekilde o oturuyor. Kur'anları da elinde tutuyor. Getirdiğin tuz paketini aç. 2 avuç al. Suya at diyor. Yapıyorum. Daha sonra küçük kağıtlara bir takım dualar mırıldanarak çarşafın arasından suyun içine atıyor. Toplam 20-25 tane kağıt parçası. Örtüyü iyice ört diyor ve örtüyorum. Daha sonra örtünün üstünden Kur'an'ların birisini
leğenim bana göre sağ kenarının üzerine koyuyor. Kitabı aralayıp sağ elimin arasına koyuyor. Kitabı sakın suya düşürme, dengede tut diye beni tembihliyor. Diğer kitabı da leğenin sol kenarının üzerine koyup aralayıp kendi sağ elinin o kitabın içine koyuyor. Her iki kitabın da içini görüyorum. Adamın iki elini de iki ayağını da görüyorum. Zaten gözüm hep adamın ve solumdaki kitabın üzerinde. Yakınımızda başka hiçbir şey yok. Mozaik taş zeminin üzerindeyiz. Yerde halı dahi yok. Daha sonra suratıma bakıyor. Sana söylediğim zaman sol elini leğene daldır ve çarşafı kaldırmadan toplamaya başla. Ben elimi sokamam diyor ve benim bir şey dememe fırsat kalmadan bir kısmını Arapça, bir kısmını bilmediğim başka bir dilde olduğunu tahmin ettiğim bir takım şeyler mırıldanmaya ve ileri geri hafif hafif sallanmaya başlıyor. Kendi kendime neyi toplayacağım lan diye düşünüyorum. İki avuç tuz, 20 tane kadar küçük kağıt parçası ve bolca çeşme suyu var leğende. Bu arada hafif eğilip leğene yandan bakıyorum. İçerisi tertemiz gözüküyor. Çarşafın kenarından. Bu arada mırıltıları, sallanmaları artıyor. Gözlerini kapatıp kafasını yukarıya kaldırıyor. Ritmi, nefes alışı artıyor. Boncuk boncuk terlemeye başladı. Mırıltılar, inlemeler, bağırmaları dönüyor. Söylediği ama anlayamadığım kelimelerin arasından Hızır, yetiş, melek gibi tanıdıklarım çalınıyor kulağıma. Ama çoğu nedir? En ufak bir fikrim yok. Derken topla, çabuk, çabuk topla diye bağırıyor ve sol elimi suya daldırıyorum. Elimi leğende gezdiriyorum ama hiçbir şey yok. Çabuk ol, alabildiğin her şeyi al diye bağırıyor ve o anda elime bir cisim geliyor. Tutup çıkarıveriyorum sudan. Bu ne lan? Aşağı yukarı 5-6 santim büyüklüğünde bir mermer parçası. Bu nereden geldi diye düşünüyor ve ürpermeye başlıyorum. Aynı anda adamın ellerine bakıyorum. Birisi hala kitabın içinde, diğeri başının üstünde. Neler oluyor burada? Mermeri bir kenara fırlatıp elimi tekrar daldırıyorum. Kocaman bir tahta kaşık, üstünde de kurdelelerle sarılı. Tekrar sokuyorum. Kocaman bir asma kilit. Lan nasıl olabilir böyle bir şey? Kafayı yemek üzereydim. Ben de titremeye başladım. Kalbim çok hızlı atıyordu. Toplamaya devam ediyordum. Hayvan kemikleri, birbirine bağlanmış düğümler, muskalar, kimisi deri, kimisi naylona sarılmış vaziyette. Bunları çıkartırken artık sinirlerim bozulduğu için ağlamaya başlıyorum. Hatta böğürüyorum. Salya sümük vaziyetteyim. Korkudan ölmek üzereyim. Ellerimle su doldurduğum leğenden toprak çıkartıyordum. Çamur çıkıyor, çıldırmak üzereyim. Tamam diye bağırdı. Çıkar elini sudan dedi bana. Mal mal adamın suratına bakıyorum. Adam sanki koşmuş gibi soluk soluğa, kan ter içinde bitap düşmüştü. Ellerine bakıyorum kupkuru. Kitaplara bakıyorum kupkuru. Üstü başı kupkuruydu. Çarşaf hala koyduğum gibi duruyordu. Çıldıracağım. Hissettiklerimi anlatmam mümkün değil. Olayın üzerinden 10 sene geçti. Bu satırları yazarken ensemden sırtıma doğru ürperiyorum. Aynen o andaki gibi. Adam yerinden kalkıyor. Mutfak dolabından kocaman bir servis tabağı çıkartıyor. Topladığın her şeyi bunun içine koy ve üzerini tamamen örtecek şekilde tuzu dök diyor. Dediklerini harfiyen yapıyorum. Geçmiş zaman, yalan olmasın. En az 7-8 tane asma kilit sayıyorum. Düğmeleri, kurdeleleri, çengelli iğneler, muskaları saymadım bile. Bir tane mermer, bir tane tahta kaşık ve bir tane de kadın iç çamaşır vardı. Hepsini tabağa koyuyor ve hepsinin üzerini tuz ile örtüyorum. Elim ayağım boşalmış, yaşadıklarımın şoku ile orada öylece duruyorum. Elim tabakta, hadi diyor, içeriye geçiyoruz ve salona gidiyoruz. Ablam beni görüyor. İkimiz de anlamsızca birbirimize bakıyoruz. Hoca, geçmiş olsun diyor. Tabakları balkona getirin dedi. Götürüyoruz ve diğer tabakların yanına bırakıyoruz. Belki 15-20 adet başka tabak var balkonda. Bırakıp içeriye geçiyoruz. Şimdi ne olacak diye sordum hocaya. Bilmiyorum. Akşam haber verirler diyor. Kim haber verir lan? Manyak mısın sen? Ya da biz mi manyağız? Burası ne? Sen kimsin? Ya da nesin?
Para istemeyecek misin bizden? Kafamda bunlar var. Öte yandan, hadi şuradan bir notere gidelim. Evini üstüme yap dese, yapacağım. O an o haldeyim. Hoca bize, şimdi gidin. Ben sizi arayacağım diyor. Ve bizi yolcu ediyor. Dışarıya çıkıyoruz ama içimiz de suspus. Arabaya doğru yürüyoruz. O gün bu konu hakkında hiç konuşmadık. Eve gidince odama geçip yatağıma uzandım ve düşünmeye başladım. Yaşadıklarım gerçek olamaz. Kesinlikle bir şeyleri atladım. Bu adam bir dolandırıcı. Elimle topladığım o cisimleri bir şekilde leğene attı. Ben olayın heyecanıyla bunu nasıl yaptığını fark edemedim. Bunun başka bir izahı yok. Bundan sonraki ilk görüşmemizde bizden para isteyecek. Eğer para isterse vermeyeceğim. Ben zaten büyüye de inanmıyorum. Ne olabilir ki? Hadi diyelim ki böyle bir şey var. Kim bize neden yapsın ki? Bu ve bunun gibi düşüncelerle uykuya daldım. Ama her şeye rağmen huzurlu bir uyku uyuyorum. Ertesi gün haber geldi. Gelin size söyleyeceğim diyor. Abla diyorum, biz sıçtık. Şu an bu adam ne derse yapacağız farkında mısın? Kafasını sallıyor. Neyse, girdik bir yola artık deyip olayın akışına bırakıyoruz kendimizi. Gidiyoruz evine tekrar. Oturtuyor bizi. Anlatmaya başlıyor. 19 gün ibadet verildi. Sen de şunları okuyacaksın. Her gece şu saatte diye elimize birer kağıt tutuşturuyor. Bakıyorum, bir takım dualar Türkçe yazılmış, Arapça bir takım yazılar. İyi diyoruz, bu kadar değil diyor. Sonra bir haber gelecek, bir adağımız olacak. Beraber gidip halledeceğiz. Adak ne demek? Bir hayvanı kurban edeceğiz. Ben hayatta yapamam diyorum. Yapacakmışım meğerse. O an bilmiyormuşum sadece. Bir de safran alacaksınız diyor. Ne kadar almamız lazım diye soruyorum. Bilmiyorum. Ben size söyleyeceğim diyor. İşte hikayenin tam da burasında dolandırıldığımızdan emin olduğum kısım. Çünkü İspanyol safranı istiyordu bizden. Kilosu o zamanlar 300-400 lira gibi bir şeydi. Bugün kaç lira bilmiyorum. Ama gönüllüyüm de dolandırılmaya yani. Eğer adam bir illüzyon yapıyor ise sonuna kadar hak ediyor parayı. Çünkü ben bile hilesini yakalayamadım. Hatta aklımdan şunlar geçiyor. Hoca bize, bende safran var. Siz 300'e aktardan almayın. Ben size kilosu 200'den vereyim diyecek. Böyle bir şey geldi aklıma. Derken beklediğim an geldi. Safran konusu önemli. Büyüyü kaldırmak için olmazsa olmaz bir şey bu. Eğer paranız varsa size söyleyeceğim miktarda alır gelirsiniz. Paranız az ise bize hayır için bırakılan safranlar var. Piyasanın altında bir ücretle benden satın alırsınız. Eğer hiç paranız yoksa da ücretsiz olarak onlardan kullanır, hayır duası edersiniz diyor. Nasıl lan? Yok artık. Bu kadar mümkün değil. Herhalde bizi düşündüğümden daha fazla yolacak bu adam. Şu anda güvenimizi kazanmaya çalışıyor diye düşünüyorum iyice. İbadet görevi dediklerini yapıyoruz. Süre bitiyor. Arıyoruz ama ulaşamıyoruz hocaya. Telefonları kapalı. O bizi arar diyoruz ama ses yok. Bu arada ikimiz de enteresan bir şekilde kendimizi daha iyi hissediyoruz. Aradan bir ay kadar geçti. Telefon çaldı. Arayan o. Hazır mısınız dedi. Yarın Nevşehir'e gidiyoruz. Hayda. Nereden çıktı şimdi bu? Ne yapacağız abi orta? Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ni ziyaret edeceğiz. Sonra adağımızı keseceğiz. Aynı gece geri döneceğiz. Hadi bakalım. Ablamla göz göze gelip karar verdik. Gideceğiz. Ertesi sabah güneş doğmadan arabaya atlayıp yola çıktık. 5-6 saat sonra vardık. Türbeye girdik. Bu önde biz arkada dolanıyoruz içeride. Bir şeyler anlatıyor. Oranın tarihiyle ilgili dedeler, erenler, savaşlar, dövüşler. Sonra bir takım dualar ediyor. Biz mal mal yanında beklerken, türbeden çıkarken oradaki bir görevliye kurban kesmek istediğimizi, nereden koç alabileceğimizi sorduk. Bizi belediyeye ait bir mezbahaya yönlendirdi. Hayvanı da oralardan bir yerden alıp mezbahaya götürdük. Başında durmamız ve izlememiz şartmış. Hoca adamlara hayvanı 19 parçaya ayırmasını söylüyor. Adamlar parçalayıp etleri ve sakatatları poşetliyorlar. Daha sonra ablama dönüyor ve ''Bu adak dağıtımı senin görevin. Şimdi bunları fakir fukaraya dağıtacaksın.
Hayatımızda ilk defa geldiğimiz bir yer. Nasıl yapacağız? Ömrümüzde böyle bir şey yapmadık. Hiç tanımadığımız, bilmediğimiz insanların kapısını çalacak ve onlara kurban eti verecektik. Mezbahadaki adamlara soruyoruz. İhtiyaç sahibi aileler var mı bildiğiniz? Bir mahalle var dediler bize. Hangi kapıya gitseniz hepsi ayrı sefalet, ayrı trajedi, ayrı hikaye. Adresi alıp gidiyoruz. Gerçekten inanılmaz bir yer. Gördüğümüz en virane evlerin kapılarını çalıyor, etleri dağıtıyoruz. Kimse itiraz etmiyor ve hayır duası ederek etleri alıyorlar. Bu görevi de bitirdikten sonra İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Eve vardığımızda yorgunluktan hareket edecek halimiz yok. Yatıp uyuyoruz. Bu arada yolda hocayla muhabbet ediyoruz. Adam bize hayatını anlatıyor. Ticaret yaptığını, bitkisel ilaçlar sattığını öğreniyoruz. Ben sürekli yokluyorum adamı. Leğenden o cisimleri nasıl çıkarttığını sorguluyorum. Benim ısrarlarım neticesinde bir açıklama yapıyor ama öyle bir açıklama ki inanana aşk olsun. Değme bilim kurgu filmi eline su dökemez. Bizim anlayabileceğimiz şekilde anlatması gerekliymiş. Yapılan büyüler, yapan kişiler tarafından bir yerlere gömülüyor ya da bırakılıyor. Kurbanın evinin bahçesine ya da saksıdaki bir çiçeğin toprağına ya da evindeki bir eşyanın içine vesaire. Fiziksel olarak farklı yerlerde olsalar da büyü dünyasında özel bir yerde bir arada duruyorlarmış. Bir oda gibi düşünün. Bir takım varlıklar o büyüleri bulundukları yerden alıyor. Sonra da bizim leğene bırakıyorlarmış. Bizim leğeni bir kapı gibi düşünebilirmişiz. Büyü dünyasına açılan bir kapı. Bu açıklamadan sonra adamın deli, bizim de geri zekalı olduğumuza kesin olarak kanaat getirsem de maceracı ve şüpheci tarafım olayların gidişatına müdahale etmeme engel oluyordu. Bu macera bitene kadar devam etmeye kararlıydım. İstanbul'a döndükten sonra almamız gereken safran miktarı da belli olmuştu. Üzerimizdeki büyülerin gücü farklı olduğu için ikimiz için farklı miktarlar belirlenmişti. İkimizin toplamda 3-4 kilogram civarındaydı. O kadar paramız o an için yoktu ama bedava almak da istemedik nedense. Detayları anlatmaya gerek yok ama kendi irademizle hiçbir zorlama olmaksızın hocadan almaya karar verdik. Çünkü piyasa fiyatının oldukça altında bir rakam karşılığında temin ediyordu. Hoca safranları bir ilaç gibi hazırladı ve tarifi üzerine bir kısmını içerek bir kısmını da vücudumuzu yıkamak suretiyle bir hafta süre içerisinde tükettik. Tüm olay süresince hocaya yaptığımız tek ödeme bu oldu. Bu arada safran gerçek İspanyol safranı olduğunu da belirteyim. Farklı kaynaklardan doğruladık. Safran terapisi bittikten sonra artık bu iş bitti diye düşünüyorduk. Ancak yanıldığımızı fark etmemiz çok uzun sürmedi. Birkaç hafta sonra yolladığı bir mesajla konunun kapanmadığını, karşı tarafın durumun farkına vardığını ve durumu tersine çevirmek için bir takım varlıklar aracılığıyla faaliyetlerini yürüttüğünü bize aktardı. O anda güneyde bir ilimizde bulunduğunu söyledi. Acil olarak oraya gitmemiz gerektiğini söyledi. Atladık arabaya ve gittik. Burada kiralık bir yere yerleşip hocanın evine gittik. Benim tamamen temizlendiğimi, ancak ablamın durumunun devam ettiğini, bir leğen seansı daha yapmamız gerektiğini söyledi. Bunu duyunca ben de o sırada odada olmak istiyorum dedim. Bana çok enteresan geldi ama hoca talebimi kabul etti. Olayı üçüncü kişi olarak yaşayacak olmak beni çok heyecanlandırmıştı. Keza adamın hilesini kesin olarak yakalayacaktım. Seansı çok dikkatli izlememe rağmen hiçbir açık yakalayamadım. Seansı başarıyla sonuçlandırdı. Birçok cisim topladı sudan. Vay yemiş bir vaziyette kiraladığımız yere geri döndük. Olay bitti diyerek ertesi sabah yola çıkarız düşüncesiyle uyumaya karar verdik. Tam bu düşüncedeyken hocadan gelen telefonla tekrar olaylar başladı. Çabuk gelin, beni alın, bir yere gideceğiz dedi. Gelip hocayı aldık. Arka koltuğa oturdu. Devam et dedi. Nereye dedim? Bilmiyorum. Yolda söyleyecekler diye cevapladı. Olay artık
içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Hadi bakalım deyip sürmeye başladım. Şehirden çıktık. Dağlara doğru gitmeye başladık. Yol ayrımına geliyorduk. Son ana kadar ses çıkarmıyor. Son anda sağa dön, sola dön, düz git diyerek yönlendiriyordu. 2 saat kadar dağları dolaştıktan sonra burada dur diye bağırdı. Durduğum yer en yakın yerleşim birimine 40-50 kilometre mesafede tek bir lambanın ışığın olmadığı bir noktaydı. Arabayı park et. Buradan sonrasını yürüyeceğiz dedi. İçimden bu gece öleceğiz herhalde diye geçiriyordum. Ama hoca da benim yarım kadar bir adam. Fiziksel olarak bir zarar vermesi mümkün değil bana. Bir de önceden referans sağlam. Ablamın arkadaşından ötürü güvendik ve devam ettik. 10-15 dakika zifiri karanlıkta ağaçların, otların arasından ilerledikten sonra yüksekçe bir uçurumun önüne geldik. Tamam dedi. Burası. Artık kafamın içinde bile soru sormaktan vazgeçtiğim için olacakları beklemeye başladım. Uçurumdan karşıya, boşluğa doğru bağırdı çağırdı. Bir takım şeyler söyledi. Sonra da hadi gidiyoruz diyerek arabaya doğru yürümeye başladı. Hoca, niye geldik, niye gidiyoruz? Ne oldu şimdi diye sordum. Öldürmemiz lazımmış dedi. Kimi öldüreceğiz? Neden öldüreceğiz gibi saçma sorular sormadım. Takdir edersiniz ki. Tamam, öldürelim madem. Öyle diyorsan deyip devam ettim. Ertesi günde yola çıkıp geri döndük. Aradan geçen uzun bir zaman diliminden sonra beklediğimiz telefon geldi. Bu gece gidiyoruz. Atladık arabaya. Yine aynı hikaye. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Bilgi sürekli yolda geliyor. Edirne istikametine yola koyulduk. 1,5 saat kadar yol aldıktan sonra ana yoldan ayrılıp köy yollarına daldık. Sabahın 3'ü falandı sanırım. Bir köye giriyoruz. Köy mezarlığının önüne geldik. Bu değil diyor. Başka bir köy, başka bir mezarlık. Yok, bu da değil. 4-5 köy ve mezarlık gezdikten sonra gitmek istediği yeri bulduk. Köyün biraz dışında bir mezarlık. Buraya park et, farları söndür, arabayı çalışır durumda tut dedi ve ablamla beraber arabadan indiler. Ben de geliyorum dedim. Olmaz dedi. Herhangi bir tehlike anında hemen arabaya binip kaçmamız lazım. Köylüler bizi yanlış anlayabilir dedi. Ayrıca bu sefer sadece ablanın olmasına izin verildi. Ablama baktım. Kafasını salladı. Onay verdi. Mecburen oturdum arabada. Bana bir ömür gibi gelen 15-20 dakikanın ardından mezarlıktan sakince çıkıp arabaya bindiler. Çabuk gidelim. Her şey bitti dedi. Yola çıktım. Ama ikisinin de ağzını bıçak açmıyor. Ne oldu diyorum, cevap yok. Bir süre sonra konuşmaya başladılar. Girmiş mezarlığa, bir mezarın başına gelmişler. Hoca ablama bir Kur'an-ı Kerim vermiş. Yere çömel, bunu kalbine yakın bir mesafede tut. Ne duyarsan duy, ne hissedersen hisset. Sakın abartma, diye tembihlemiş. Hemen yanı başında ama uzansa dokunacağı mesafede ablam söyleneni yapmış. Hoca da uçurumun kenarında olduğu gibi başlamış bağırmaya. Tam o sırada boğuşma sesleri duymuş bizimki. Bayağı kavga ediyor gibi iki insan, çığlıklar, hırıltılar, nefesler. Sonra büyük bir alev topunun sıcaklığını hissetmiş ve aydınlığı görmüş ablam. Bayağı kuvvetli diye anlatıyor. Ondan sonra da çıkıp geldiler işte. Hocayı evine götürdük. Arabadan indi. Adama bir baktım. Yüzü gözü, kolları lime lime. Her yeri çizik içinde kanıyor. Geçmiş olsun. Kurtuldunuz. Artık tamamen bitti dedi. Ve bu sefer gerçekten bitmişti. Bir daha hocayla görüşmedik. Ben bu olayı annem, eşim ve birkaç arkadaşım dışında kimseye anlatmadım. Ama hep şüphe duyduğum, hala inanmakta güçlük çektiğim bir olay olarak hafızamda ilk günkü tazeliğiyle duruyor. Düşünmeden edemiyorum. Olanlar gerçek miydi? Adamın amacı neydi? Birden aldığı para ile yaptıklarını düşününce çok anlamsız. Lafı bile edilmeyecek bir rakam. Sonradan aramaması, bir şey talep etmemesi, her şeyden önemlisi, o günden sonra işlerimiz, hayatlarımızın yoluna girmesi. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Allah onu kahretsin. Hayatımıza girdiği gibi
tüm emeğimizi yıktı, canımızı yaktı, sevdiklerimi kaybettirdi. Babam her zaman sert ol, gerekirse kötü ol derdi. Annem onun aksine merhameti ve iyiliği savunuyordu. Başımıza ne geldiyse annemin iyi ol demesi yüzünden geldi. 28 yaşında otogarları işletiyordum. Babam da emlakçılık yapıyor. Ne işime karışır ne de kendi işine karışmamı istemez. İstanbul gibi bir yerde 12 tane evimiz vardı. Vardı diyorum çünkü tüm servetimizi kaybettik. Yetmedi. Babam ve annemi de kaybettim. Şimdi kendime muhtaç durumdayım. Daha önce hiç kendi işimin dışında işte çalışmadığım için başka işte beceremiyordum. Bedenim ağır iş yapmayı, ruhum da başkasının işinde emir altında çalışmayı kaldırmıyor. Her şey villamızın temizlikçisinin vefat haberiyle başladı. Normalde annem eve yabancı sokmak istemez ama sağlık sorunları nedeniyle herhangi bir iş yapamıyor. 10 senedir ikinci annem gibi olan Fatma teyzenin ölüm haberini alınca ona vefa borcumuzu ödemek istedim. Evinde kalp krizi geçirip ölmüş. Çoluk çocuğu olmadığını biliyorum. Cenazesini kaldıracak bir akrabası da yokmuş. Mecbur bu işi ben yapmalıyım dedim. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra ona mezar alıp cenaze işlemlerini yaptım. Daha önce hiç alışık olduğum bir durum değildi. Localardan inip ilk defa gerçek hayatı o zaman gördüm. İnternete ve gazeteye temizlik ve yardımcılık işi yapabilecek, yatılık alabilecek kadın eleman aramaya başladık. Villamızın yanında misafir evimiz var. Onu çalışanımıza tahsis ediyorduk. Bir sürü başvuru oluyordu ama bir türlü aradığımız profilde birisine denk gelemiyordu. En sonunda annem benden 5 yaş küçük kızı olan bir kadını işe almış. Bize sormadığı için kızdım ama ona bir şey diyemedim. Bu hayatta sevebildiğim tek kadın oydu. Onun canını sıkmak en son isteyeceğim şeydi. Aldığı kadının adı Sümbül. İyi yüzlü, temiz birisine benziyor. Kızının adı Aynur. Kızı güzeldi ama etrafımda onun gibi onlarcası vardı zaten. İlk zamanlar pek denk gelmesek de hafta sonları onu çok görüyordum. Temizlikçi olmasına rağmen kılık kıyafeti fazla abartılıydı. Benim için sorun değildi. Ama annem babam ya da ben yan gözle bakarız diye Sümbül ablaya söyledi. Ertesi günler daha düzgün kıyafetlerle gelmeye başladı. Kızın annesi çok iyi birisi olarak görünüp konuşuyordu ama kızı annesine ters davranan, havalı olmaya çalışan bir kızdı. Bazen hayatlarımızı kabul edip ona göre yaşamalıyız. Ne azı ne fazlası. Onun bu hareketleri beni rahatsız etse de onunla muhatap olmak istemiyordum. Sonuçta bir kere yüz verdiğinde bir daha bırakmayan tiplerdendi. Anneme söyledim. Ben evden gidene kadar gelmesinler, hem dinlenmiş olurlar diye. Sümbül abla o kadar güzel yemek yapıyordu ki senelerdir yediğim Fatma teyzenin yemeklerinden güzeldi. Ara sıra Aynur'un annesine bağırma sesleri gelirdi. Anneme söyledim. Bu kızı bir uyar diye. İnsan az minnettar olurdu. Annen o senin. Bak, benim annemin sağlığı iyi değil. O yüzden senin annem bakıyor bize. Hem biz ne yersek aynısını sen de yiyorsun. Daha ne derdin olabilir ki? Maaşınız da güzel. Başka bir yerde kalma derdiniz yok. Böyle kızları çok iyi bilirim. Her zaman daha fazlasını isteyen açgözlü insanlar. Zaten başımıza ne geldiyse bu lanet kız yüzünden geldi. Bir gün onun annesine bizi rahatsız edecek kadar bağırması üzerine anne kovalım mı bunları dedim. Annem de bana kovsak ne olacak? Kızından dolayı yaşadığı dert yetmiyor mu? Bir de kadına sen mi vuracaksın dedi. Aslında ben yanlış düşünüyordum. Kadının kızını cezalandırmak isterken derdine dert katacaktı. Anneme söyledim. Kadına sor, kızının derdini. Yapabileceğimiz bir şey varsa yapalım. Kızın şu cenazesinden kurtulsun diye. Akşam eve geldikten sonra annem kızın yakında doğum günü geliyormuş. Annesinden de telefon istiyormuş diye söyledi. Benim için acayip anormal gelmişti bu durum. Verdiğimiz parayla taksitle alabilirlerdi. Herhalde son model istiyordu. Gittim. Kendi kullandığımdan aldım. Anneme verdim. Uygun bir dille verirsin dedim. Akşamına öğrendim ki kadın kabul etmemiş. Ertesi gün kızına verirsin dedim. Ertesi gün akşamda kızın aldığını öğrendim.
Birkaç gün sonra yine bu şekilde tartışmayla ama yeter diye kızdım. Evde annem sakin ol oğlum. Daha babanı yeni sakinleştirdim. Bir de sen başlama dedi. Annem gündüzleri onlarla evde olduğu için kadınla sohbet ediyormuş. Memlekete annesine babasına para gönderdiği için kızıyla tartışma yaşadıklarını öğrenmiş. Anneme sorduğumda bu kadının eşi yok mu diye iş kazasında öldüğünü öğrenmiş. Acımıştım ama benim sorunum değildi. Bir ara sesler hiç gelmemeye başladığında anneme bak kız uslanmış dediğimde kızın memleketine bir süreliğine gittiğini öğrendim. Keşke geri gelmeseydi. Tüm bu süreçte yediği kaba pislemek için planlar içindeymiş. Bizim işlerimiz o günlerde çok iyi gidiyordu. İşimiz zaten büyüyordu. Daha da büyütmek için bankalardan yüklü kredi çektik. Hazır para varken daha iyi bir araba aldım. Bunun şerefine hafta sonu kutlamak için parti yaptım. Tüm ayak işlerini Fatma abla ve kızı yapıyordu. Masa kurmak, getir götür gibi. Dikkatimi ilk defa o gün çekti. Aynur, bakışları resmen öfke ve kin tutuyordu. Sanki babasını ben öldürmüşüm gibi bakıyordu. Bakışlarından yaşadığım hayat hazmedemediğini anlıyordum. Arabanın hevesi kursağımda kaldı. Tadım kaçmıştı bir kere. Yavaş yavaş onları kovmaya karar vermeye başlıyordum. Fikrimi babama söyledim. Ne yaparsan yap dedim. O, bu tarz küçük işlerle ilgilenecek kadar boş biri değildi. Anneme bu durumu söyledim. İster kabul et, ister etme. İlk yanlışlarında onları kovacağım dedim. Annem o gün bana sen yanlış anlamışsındır falan diye yumuşatmaya çalıştı. Ah anne, keşke bu kadar iyi olmasa. Sonradan anladım ki annem benim artık evlenme zamanımın geldiğini düşünüyormuş. Kız özünde iyi biri gibi gözüktüğü için beni onunla düşünmüş. Maddi durumlarından dolayı asi göründüğünü söyledi. Annem sosyete hayatından pek haz etmezdi. Bu sebepten paraya pula değer vermezdi. Aynur'un ona sabahtan akşama kadar bana çok iyi davrandığını, ona karşı hep iyi olduğunu söyledi. Tam istediğim gelin deyip öf durdu. Sanki memlekette kız bitti, buna kalmıştım. Açık açık söyledim, ben buna bakmam diye. Meğersem kız planlarını yapmaya başlamış bile. Tabii o zamanlar bilmiyordum bunu. Bir akşam yemekte, daha yemeğimi bitirmeden, annem babam, ben kötüleştik. En son hatırladım, gözlerimin bulanıklığıydı. Gözlerimi hastanede açtı. Yanımda polisler ve avukatımız vardı. İfade alma gibi işlemlerden sonra öğrendiğim durumla dünyam başıma yıkıldı. Babam ve annemin öldüğünü söylediler. Kriz üstüne kriz geçirdim. Sakinleştirici iğnelerle yerimde durabiliyordum. Bu rüya olmalı deyip sürekli kendimi tokatlayıp uyandırmaya çalıştım. Ama uyanamadım. Bu derin bir kabustu. Gerçeği kabullendiğim zaman ağlamaktan halsiz, bitap duruma düştüm. Cenazede son görevimi yerine getirdim. Bu süreçte kadının kızı tekrar memlekete gitmiş. Daha doğrusu kaçmış. Çünkü kadından habersiz yemeğe zehirleneceğimiz malzemeyi koymuş. Bunu neden yaptığını kimse bilmiyordu. Polis kadının ifadesini aldıktan sonra kızı için yakalama kararı çıkartmış. Onlar bu işin peşindeyken ben de kendime gelmeye çalışıyordum. Evde ağlayarak günlerimi geçiriyordum. Teselli bulmak, acımı unutmak için sürekli alkol içiyordum. Avukat tüm mal mülk işlemlerini yaparken bu yalan mal mülk dünyasının ne kadar gereksiz olduğunu gördüm. Çektiğimiz krediler üstüme yük olarak geleceği zaman tüm bu servet de kaybolacaktı. Ben acımı yaşarken alıcılar davalar açıyordu. Psikolojik olarak sıfıra düşmüştüm. Gece havuza ayaklarımı uzatıp alkol içtiğim bir vakit havuzun içinden bir el ayağımı çekiyor gibi oldu. Dengemi kaybedip suya düştüm. Kendimi sorgulamaya başladım. Sarhoş muyum diye ama değildim. Bunu fark edecek kadar ayıktım. Havuza yaklaşıp içine baktığımda bayıldım. İçinde çirkin mi çirkin ne olduğunu bilmediğim bir şey bana bakıyordu. Yüzü deforme olmuş çok çirkin bir şeydi. Sabah güneşin sıcaklığını hissetmemle kendime geldim. Avukat beni arayıp işlemleri yoluna koymam için uyardı. Dükkanı çalışanlara bıraktım. Babamın tüm işlerini iptal edip onun mal varlığıyla borçları kapattım. Artık bir galeri bir de villam kaldı. Aslında birçok arazimiz olsa da para etmeyen
değersiz yerlerdi. Galeriyi canıma emanet edeceğim arkadaşıma bıraktıktan sonra evde tekrar hayatı sorgulamaya başladım. Her şey anlamsız geliyordu. Biz dünyaya niye geldik diye sorgularken kendimi buldum. Dünyada sevdiğim tek varlığım annem ve babam vardı. Onları da kaybetmiştim. Polisten gelen haberle bunun kasti bir durum olduğunu öğrendim. Bu süreçte evimize bakan kadın da memleketine dönmüştü. Aynı ruhlu öldürmek istiyordum ama nasıl bulacağımı bilmiyordum. Onlarla alakalı bilgileri topladım. Sonuçta iş için sözleşme yapmıştık. Banka cüzdanımda kalan son parayla bu işi çözebilecek insanlardan yardım istedim. Kendi ellerimi kirletmeme gerek yoktu. Yeterli miktara çözülebilecek bir işti bu. Başıma gelen aksiliklerde bitmek bilmiyordu. O zamanlar bunun nedenini bilmiyordum. Duş alırken biri beni izliyor gibi geliyordu. Bu durumdan o kadar çok korkmaya başlamıştım ki artık başıma şampuan dökemez oldum. Rüyalarım tam bir işkence oldu. İlk gerçek mi, hayal mi olduğunu anlayamadığım rüyalar görmeye başladım. Odamda yatıyorken Aynur gelip kapıda dikiliyordu. Bana bilmediğim bir dilde bağırıp üstüme çıkıp boğazımı sıkıyordu. Nefes alamıyordum ve gözlerimden yaş geliyordu. Tam öldüm dediğimde uyanıp kendi odamda buluyordum kendimi. Yaşadıklarımı içtiğim alkole bağladım. Artık alkol içmemeye karar verdim. Evden garip sesler gelmeye başladığında birkaç arkadaşı davet edip yalnız kalmamaya çalıştım. Ama onlar da evde yaşanan kötü olayları görünce telefonlarımı açmamaya başladı. Üst katta kimse yokken koşma sesleri geliyordu. Aynaya da yansıma olan her şeyde kötü kötü yüzler görüyordum. Siyah kıyafetli insan görüntüleri beni takip ediyordu. Durduk yere kusmalarım başlamıştı. Tuvalete girdiğimde kapının önünden konuşma sesleri geliyordu. Bir süre sonra kendi kendime konuşmaya başladım. Aslında kendi içimde biri iyi, biri kötü yanım vardı. Benimle konuşuyorlardı. Bu durumu isteyerek yapmıyordum. Beynim üstümdeki stresi atmak için yapıyordu sanırım. Avukatım bir gün arayıp işi devrettiğim arkadaşımın işi batırdığını söyleyince son geçim kaynağımı da kaybetmiştim. Banka hesabımda kalan 20-25 bin lira civarındaki para ve oturduğum villa dışında hiçbir şeyim kalmamıştı. Lüks yaşamın bir bedeli vardı. Bunu daha fark edememiştim. Bu kadar büyük evin elektriği suyu her ay hesabımdan otomatik çekiliyordu. Yemek yapmaktan anlamadığım için yemeği de dışarıdan yiyordum. 6 ay kadar bu şekilde yaşadım. Artık bana çevredekiler değil diyordu. Evin içinde geceleri havlayıp garip sesler çıkarıyormuşum. Polis birkaç kere geldikten sonra bu durumun gerçek olduğuna inandım. Çünkü ben bunların hiçbirini hatırlamıyordum. Bu deli halimden avukatım da faydalanmış. Oturduğum villayı yok parasına benden satın almış. Gündüz vakti polisin gelmesiyle villadan beni çıkarttığını öğrendim. Ne kadar burası benim desem de elindeki belgelerle memurlar beni evden çıkardı. Birkaç kere evini bassam da bir şey yapamadım. Tüm bu zamanda 103 kilodan 62 kiloya kadar düştüm. Banka hesabımda 100 bin lirayı görünce anladım evimi sattığımı. Artık ne yapacaktım bilmiyordum. Günümü otellerde geçirmeye başladım. Her otelde bir gece ancak kalıyordum. Çünkü hepsi beni kovuyordu. Gece gözlerimi açtığımda kendimi sokakta buluyordum. Çok geçmeden telefonumu ve cüzdanımı çaldılar. Sokakta evsiz insanlar gibi yaşamaya başladım. Aslında bankaya gidip hesabımdan para çekebilirdim. Ama o günlerde aklıma bu gelmiyordu. Başımda daha büyük belalar vardı. O hissettiğim varlıkları artık görmeye başladım. Çünkü geceleri uyuyamıyordum. Gündüz yatıyordum, gece dolaşıyordum. Karnımı doyurmak için gittiğim dükkanlardaki esnaflar başımdan def etmek için bir parça ekmek birkaç lira verip kovuyorlardı. Her zaman görebildiğim bir noktada siyah kıyafetli insanlar beni izliyordu ve onlardan çok korkuyordum. Sokakta gördüğüm insanlardan yardım istedim. Onlar ilk başta yardım etmek istese de benim gördüklerimi görmediği için deli bu deyip bırakıp gidiyorlardı. Zaman geçtikçe o varlıklar iyice yanıma yaklaşmaya başladı. Bana sürekli bağırıp kendimi öldürmem için baskı yapıyordu. Birkaç defa denedim
ama başaramadım. Onların bana bağırmasını görmezden gelmeye çalıştım. Kulaklarımı kapatıyorum ama sesleri beynimin içinden geliyordu. Bir gün gözlerimi açtığımda kendimi ormanda çıplak şekilde otururken buldum. Ağaçların yerdeki dalları, çam yaprakları bedenime batıyordu. Ayağa kalkmaya çalıştığımda beceremedim. Ayaklarıma baktığımda şişmiş ve parçalanmıştı. Orada ağlaya ağlaya sabah ettim. Etrafı yalın ayak elimden geldiğince keşfetmeye çalıştım. Nerede olduğumu öğrenmeye çalışıyordum. Uzak bir noktada kıyafetlerime rastladım. Biraz daha ileride ayakkabılarımı buldum. Ayakkabılarımı giyip canım yana yana ormandan çıktım. Şehrin dışında bir yerdeydim. Tekrar dönmek için yolda birçok sefer otostop çektim. Kimse beni arabasına almadı. Hatta durmadılar bile. Sanırım dış görünüşümden dolayı herkes beni görmezden geliyordu. Birkaç saat yürüdükten sonra hava kararmaya başladı. Yürüdüğüm yolun sonu tepelik bir yerdi. Birkaç saat yavaş yavaş yürüdüm. Ne tepenin altında ne de yakın bir noktada şehre dair bir iz yoktu. Son kalan enerjimle yüksek bir yere yürüdüm. Ormanın alt kısmında köy gibi az ışıkları olan bir yeri görmemle son kalan umutlarım yeşerdi. Gidiyorum gidiyorum. Ne köy vardı ne de orman bitiyordu. Ağaçların arasından uzaktan gelen loş ışıkla yönümü oraya çevirdim. Davul sesiyle beraber dalgalanan ışık orada düğün olduğunu düşünmeme sebep oldu. En sonunda iyice yaklaştığımda ormanın ortasında ağaçların olmadığı 15-20 metre kare çapında alanda düğün yeri kurulmuş, köylüler yaktıkları ateşin etrafında oyun oynuyorlardı. U şeklinde masaları kurmuşlar. Ortaya da gelin ve damadı oturtmuşlar. Eğlencelerine diyecek yoktu. O kadar kulübe gittim. Böyle eğlenen görmedim. Bir tabakta bana yemek verirler deyip kenardan köşeden masanın birine oturdum. Benim için anormal bir düğündü. Gittiğim kır düğünlerinde bile böyle ortam görmemiştim. Birkaç dakika sonra davul susunca herkes aynı anda dönüp bana bakmaya başladı. İçlerinden en şık giyinimli olan yanıma geldi. Sen buralarda yabancısın. Sabaha kadar bizimle güvende olursun. Ama bu geceden sonrasına karışmayız dedi. O an ne demek istediğini anlamadı. Önüme yemekler geldi. Yediğim her şeyin tadı iğrençti ama açlıktan yenir deyip yedim. Karnım doydu. Sonra damadın ortaya çıkıp deli gibi dans etmeye başladığını gördüm. Benimle konuşan adam gelip kolumdan tuttu. Sen de dans et dedi. Ateşin başına attı. Ayaklarım ve kollarım benim iradem dışında dans ediyordu. Onlar gibi delicesine dans ediyordum. Bir süre sonra yorgunluktan bayıldım ama yere düşmedim. Sadece gözlerim kapandı. Sabah uyandığımda önümde iki tabak yemek duruyordu. Etrafıma baktığımda ateşin izi yoktu. Sandalye, masa, hiçbir şey yoktu. Karnım dünden daha açtı. Hemen o tabaktaki yemeği yemeye başladım. İğrenç tadı da olsa aç kalmaktan iyiydi. Ben yemeye başladığım esnada etraftan can sesleri gelmeye başladı. Yanıma iki tane kangal köpeği havlayarak geldi. O kadar korkuyordum ki ağzımdaki yemeği bile çiğneyemiyordum. Birkaç dakika sonra çoban olduğu belli olan iki genç geldi. Bir tanesi beni görür görmez arkasını döndü. Diğeri korka korka köpekleri yanına çağırdı. Bismillah, abi dur, yeme onları, yanımızda yemek var dedi. O bunu dedikten sonra önüme baktığımda yediklerimin hayvan pisliği olduğunu görünce kusmaya başladım. Tüm gece ne yediysem tamamı hayvan pisliğiymiş. Yanlarında getirdikleri şişeyle ağzımı yüzümü yıkadılar. İleride bir yerde kendi kendine çıkan bir suyun başına götürdüler. Başımı yıkayıp kirlenmiş kolum ve ayaklarımı yıkadım. Küçük olan çocuk bana bakmaktan korkuyordu. Diğerinin bakışlarında acıma ve korku vardı. Ekmeğin içine bir şeyler koyup bana verdiler. Resmen açlıktan ölüyordum. Hemen yedim. Bana bakıp, abi biz de açız ama akşam bizim köye gidelim, karnını doyururuz dedi. Onlarla beraber sürünün peşinden gittim. Akşama doğru köylerine vardık. İlk başta çocuklara kızsalar da halime acıdıklarından karnımı doyurdular. Köyde misafir evi gibi olan boş bir evde kalmama izin verdiler. Ama tüm gece boyunca dayak yedim. Eve sırayla köyden insanlar geldi. Hepsi bu köyden git,
yoksa seni öldürürüz diyordu. Gündüz ezan okunmasıyla birkaç saat uyuyabildim. Kapının çalmasıyla korkuyla uyandım. Kapıyı açtığımda dün gece beni ilk döven adam karşımdaydı. Geri çekildim. Ellerimi kaldırıp vurma, tamam gideceğim dedim. Gözlerimde biriken yaşları bıraktım. Adam resmen şok olmuştu. Ne vurması oğlum? Yemeğe çağırmaya geldin. Ben muhtarım. Gece birisi bir şey mi dedi? Dedi bana. Rüya mı gördüm diye düşünsem de her şey gerçekti. Arkasından da dün beni köye getiren gençlerden büyük olanı vardı. Elinde temiz kıyafetler vardı. Bana verip muhtar da bugün yemeği biz de yiyelim dedi. O böyle deyince kabul ettim. Giyinip onlara doğru gitmeye başladık. Beni kim görse Bismillah deyip kafasını çeviriyordu. Uzun zaman sonra muhtarın evinde aynaya baktım. Saçım sakalım karışmış, çirkin mi çirkin olmuştum. Dişlerimin rengi değişmişti. Bendeki bu yıkıcı değişime inanamamıştım. Yemeğimi yedikten sonra benimle konuşmak için kahvehaneye götürdü. Üst katta muhtarlık vardı, alt katta kahve. Orada birkaç yaşlı adam, birkaç tane de orta yaşlı adam vardı. Muhtar söze girdi. Bak evladım, dün bizim çocuklar seni nasıl bulduğunu anlattı. Hırlı mı hırsız mısın bilmiyoruz. Senin için jandarmayı arayacağız. Ya kendin anlat ya da onlar ilgilensin seninle. Eğer yardım edebileceğimiz bir durum varsa yardım ederiz. Onlara yaşadığım şehri söylediğimde sözümü kestiler. Yalan mı atıyorsun? Kafam buluyorsun bizimle dediler. Aramızda neredeyse 1200 kilometre yol farkı var. Onlar bunu söylediklerinde nerede olduğumuzu sordum. Öğrendiğimde inanamadım. Ben buraya nasıl geldim ki dedim. İçlerinden birisi, abi bunun aklı yarım olmasın yoksa dedi. Hayır, ben deli değilim. Sadece anlamını bilmediğim olayları yaşadım. Tüm yaşadıklarımı anlattığımda senin derdinin devası burada. Belli ki verdiğim bir sadaka, bir zekat, artık neyse o kurtarmış seni dediler. Bu yaşıma kadar ne sadaka verdim ne de zekat. Arada bir dilenciler bulaşmasın diye önlerine para atmışlığım oldu. Aralarından birisi traktörünü getirmek için masadan kalktı. O gelene kadar çay içip sohbet ettiler benimle. Traktöre 3 kişi bindik. Nereye gittiğimi bilmeden yolculuk etmeye başladık. 3 tane köy geçtikten sonra dağın alt kısmında harabeden bir evin önüne geldik. Kardeşim, Avşan Hoca gelsin. Derdine bir çözüm bulur. Belli ki zor şeyler yaşamışsın. İyi yönünden bak. Ölmeden buralara kadar geldin dedi. Hava kararmaya yakın etraftan sesler, kırtılar gelmeye başladı. Ama benden başka kimse duyuyor gibi değildi. Uzaktan şalvarlı ceketli bir adam gözüktü. Adamlar koşup elini öptü. Adam bana yaklaşır yaklaşmaz şamarı vurdu. Ama hiç acı hissetmedim. Bir tane daha vurdu. Beynimin içinden yüksek bağırma sesi geldi. Gitgide uzaklaştı. Ardından o harabe eve girdik. Sonra o bu eve giremez. Ondan vurdum dedi. Evin dışında hayvan boğazlama sesi gibi ses geliyordu. Ama kimse gram tepki vermiyordu. Hoca bana dönüp sakin ol oğlum dedi. Mustafa, Ahmet oğlum, Allah sizden razı olsun. Siz evinize gidin. Bu kardeşim bugün benimle kalsın. Zamanı gelince ben ona ne yapması gerektiğini söyleyeceğim dedi. Onları yolcu ettikten sonra bu gece yat. Gönlün ve ruhun huzurlu olacak. Ama üstündeki belayı atlatman için hazırlık yapmamız lazım dedi. Gece uzun zamandır bulamadığım huzurla uyudum. Ertesi gün tüm günü aç geçirdim. Akşam olunca tüm gün akşama kadar girip çıkmadığı odasına soktu beni. Odanın içinde onlarca Arapçaya benzer harfler vardı. Hoca bana, oğlum yemeğini ben getireceğim. Lavabo ihtiyacın dışında bu odadan çıkma. Tam 40 gün sürecek bu işlemin. Önümdeki bir hafta yan köydeki musallata uğramış köylüye gideceğim. Onun dışında bu bölgede sadece sende problem kalmış olacak. Merak etme, Allah'ın izniyle sen de kurtulacaksın dedi. Ömrümde ilk defa bu kadar sakin, sessiz bir yerde kalıyordum. Üstelik uzun zamandır yaşadığım olayları yaşamıyordum artık. Odanın küçük penceresinden hava alıyordu bulunduğum yer. Dışarı bakayım, zaman geçsin diye pencereye yöneldim. Keşke oturduğum yerden kalkmaz olaydım. Dışarıda bir sınırda bekleyen yüzlerce insan vardı. Hepsinin yüzünde kan ve irin akıyordu. Gözleri kırmızıydı.
Bir kere baktıktan sonra alamıyordum kendimi bakmaktan. Yaklaşık 8 saat kadar o şekilde ayakta durdum. İleriden gelen sesle her biri bir yere kaçtı. Saklanacak yer arıyordu. Kaçamayan bir tanesini siyah köpekler gelip paramparça ettiler. Tüm bunlar olduktan sonra ayaklarımın bağı çözüldü. Olduğu gibi sırt üstü yere düştüm. Gece gözlerimi açtığımda Avşan Hoca'nın sesi geliyordu. Bir güzel çorba pişirmiş, güzel güzel kokuyordu. Bana, evladım, senin hatan değil, benim hatam dedi. Dışarıda, buraya girilmemesi için bir sınır çizdim. Ne Müslüman bir cin girebilir, ne de kafir. Ama uzaktan da olsa etkileyebilirler. Dua et. Odada koruyucu dualar var. Yoksa o çizgiyi geçirdiklerinde, geçtiğin gibi öldürürlerdi seni. Bunca zaman yaşama sebebin onların sana yaptığı zulümlerden zevk almaları, korkmandan hoşlanıyorlar. Şükür ki buraya kadar gelebildin dedi. Hoca, Avşan hocam, sadece tek sorun var. Bu yaşadıklarım neden oluyor? Bunun cevabını duymaya hazır değilsin. Bunun için de hazırlık yapmam gerekecek. Bir hafta bittikten sonra hocayla sabahtan akşama kadar dinle ilgili konuşmaya başladık. Dini olarak sözde Müslümandım. Hiçbir ibadetim yoktu. Namaz bile kılmıyordum. Ama çok şükür burada tövbe ettim. Namaz kılmaya başladım. Avşan Hoca hazırsan yarın tüm bu yaşadıklarına sebebini öğreneceğiz dedi. Bunca zamandır hazırdım ama artık hazır hissetmiyordum. Ertesi gün akşam namazından sonra bir tepsi, bir ibrik suyu önüme koydu. O okuyordu. Ben de ibrikten yavaş yavaş tepsiye döktüm. Bir anda suyun içinde bir görüntü oluşmaya başladı. Aynur bir kadının evine gidiyordu. Kadın ona bir karışım yapıp verdi. Ardından eve dönüp o karışımı yemeğimize döktü. Dökerken o benim olsun, o benim olsun diye sürekli adımı söylüyordu. Avşan Hoca ekledi. Kız sahte bir büyücüye gitmiş. Kadın ona büyü diye hazırladığı özel bir karışım vermiş. Ama bulamaç yaptığı şeyler sizi zehirlemiş. Yaptığı plan tutmayınca başka bir büyücüden senin ona ulaşamaman için musallat için bir kabileyle anlaşmış. Bunu yapan işinin ehli birisiymiş. Bundan sonrası benim işim dedi. Eline bir kağıt aldı. Önündeki suyun ortasına mum dikip yaktı. Kağıdın üstüne yarım saat kadar yazı yazdı. Bir yandan mum suya aktıkça su köpürüyordu. Kağıt ile işi bittiğinde kenarından tutup diğer kenarından yakmaya başladı. Dışarıdan yüzlerce bağırma, inleme sesi geliyordu. Sanırım bana musallat olanlar ölüyordu. Üstümden sanki tek tek yük iniyormuşçasına rahatladım. İşlem bittikten sonra birkaç gün daha Avşan Hoca ile kaldım. Nasihatlarını alıp onun bir tanıdığının yanına misafir olarak gittim. Kimlik, banka gibi işlemlerini yaptıktan sonra kendime bir ev kiralayıp helalinden tekrar para kazanmaya başladım. Bazen aç, bazen tok geçiyor günlerim ama huzurluyum. İbadetimi yapabiliyorum. Keşke annem yaşasaydı da şu anki halimi görebilseydi. Günlerim Aynur'a lanet okumakla geçiyordu. Bir gün elbette onu bulacağım.